Bak 5'e 1 Savaş senin işin şişmiş. Şampiyonluk görüyor musun Galatasaray şampiyonluğunu? Bir GS falan çıkıyor mu orada böyle? Aslan böyle kükremiş aslan çıkıyor mu? Şimdi burada önce bir tane Rize'de bir aslan varmış. Bir varmış, bir yokmuş. Aslan bak, var bak neyse. Görüyorsun bak Rize'de bak bir aslan abi. Varmış diye bak. Aslan var diyor musun? Kendi ağzıyla itiraf ediyor. Rize'de aslan olmuyor abi. Abi aslan her yerde bizim olur. Bizim bu toprağı bizim yok yok. Aslan her yerde olur abi. Abi Muş'ta var mı? Ne? Aslan. Sen abi nerede aslan? Buradasın, Türkiye'de de yok. Ya yok yani Türkiye'de. Var abi olmaz olur mu ya? Hayır sanki Tokat'a var. Abi var. Aziz Başkanım abi git oraya. Darıcı'ya git abi. Darıcı'ya git. Darıcı'ya git var. Bir tane hem de. Hem dişi hem erkek var. Git Darıcı'ya görürsün. Darıcı da var. Oradan onu Ender Hoca'yı da ziyaret edersin. Egzecer et. Abiciğim bak orada bir Ender Hoca'yı da ziyaret edersin. Darıcı gençler birinde. Darıcı hayvanat başında var. Hipnotize oldu bir anda. Abi bir saniye. Aykut bir dakika ya. Şu önemli şeyler var abi burada. Bir kere burada bir kupa görüyorum. Bu kupa böyle Anadolu yakasında bir kulübe gidiyor. Tam tabii siz yorumlayın. Ben maket onu, mi? Maket ben mi? Ya, maket mi? Yok değil. Şimdi bak abiciğim. Bir kere Sayın Fatih Terim'i görüyorum. Bak şurada bak Fatih Hoca'yı görüyor musun? Ya Allah aşkına. Bak bir şimdi ya, bir dakika, şunu dinle ya. Dinle. Abicim şaka bir yana. Şaka tamam, bir tarafa. Sen Fatih bunu, Hoca rüyalarına giriyor herhalde. Bunu, sürekli bak Fatih bunu, Hoca ve Galatasaray'la girmeden yapamıyor. Sen bunu konuşmak istemiyorsun ya. Da sen tamam bu bana bu falı baktırmayacaksın ama ben şimdi bir şey anlatayım. Ciddi bir şey anlatayım abi. Hakikaten ciddi. Şimdi hangi maçtan sonraydı Fatih Hoca'nın İrfan Can Gençler Birliği maçı. Gençler Birliği maçı sonrası Fatih Hoca İrfan Can'ın ismini söyledi değil mi? Bak Mustafa Başkan, Sayın Mustafa Cengiz. Orada bir düğmeye basıldı. Sayın Fatih Terim eliyle ve yönetime bir operasyon yapıldı Aykut. Galatasaray yönetimine bir operasyon yapıldı. Bak bunun kimse farkında değil güzel kardeşim. Ya da tam tersi. Bir takım Fenerbahçe yönetimine direktörü, başlayarak orada rakam yükseltmek için tam tersi de olabilir. Bak, bir takımın teknik direktörü bir oyuncunun ismini telaffuz edemez. Bu zaten ayrı bir şey. Ondan sonra acaba dedim bayram değil seyran değil. Fatih Hoca neden İrfan Can'ın ismini telaffuz etti? Çünkü transferde böyle bir şey yok. Aykut, biz şunu alacağız, bunu alacağız filan diye asla bir ne yönetici, ne başkan, ne teknik direktör asla böyle bir şey konuşamaz. Etik olmaz mı diyorsun? Pardon, etiği yani bırak, etiği bırak bir kenara, ilgilendiğini belli etmeyeceksin abi. Alttan yürüteceksin. Bir şey söyleyeceğim abi. Başkanla bir da görüştük dedi ya. Olmaz olur mu ya? Ha, hayır, çok kısa. Yani dedim ki herhalde o zamanki düşündüğüm şuydu. Herhalde dedim bunlar İrfan Can'ın işini bitirdiler, aldılar. Aralarında da bir sözleşmeyi de yaptılar. Başakşehir'le de anlaştılar. Herhalde alacaklar dedim. Çünkü başka bir anlama gelmiyordu Fatih Terim'in, Sayın Fatih Terim'in konuşması bana göre. Sonra günler geçti, haftalar geçti. Dün Fenerbahçe İrfan'a resmi imzayı attırdı. Dün akşam şöyle bir oturdum düşündüm. Fatih Hoca neden İrfan Can Kahveci'nin ismini telaffuz etti abi? Ey Mustafa Başkan! Sana büyük bir operasyon çekiliyor. Şimdi ne oldun sen? İrfan Can'ı transfer edemeyen Galatasaray Başkanı oldun. Ben sana katılmıyorum burada. Beşi bir yerde başkan seni, oldum. Seni birileri tırnak içerisinde söylüyorum beceriksiz başkan yapmaya çalıştı belki de. Bunlar tamamen komplo teorisi. Onu ben tam aksini düşünüyorum burada. Tamamen komplo teorisi bunlar. Hiç olmadığı kadar. Çünkü neden İrfan Can'ın ismini telaffuz ediyorsun abi? Şu anda Galatasaray camiasında inanılmaz bir mağlubiyet hissi var üzerlerinde. Yani daha dün Mesut'tan daha iyidir İrfan Can diyen Twitter hesapları bir anda şimdi ya çok pahalıya aldınız size kazık attık filan zaten adam sakattı filan demeye başladılar. Belki de memnunlar canım tamam şu an yapılan transferden ya nereden Aykut, mi? Yani bu büyük bir mağlubiyet abi bunu bak bunun içinden çıkamazsın bu iş yönetim devirir. Abi bak, sen öyle yönetim devirir. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Niye şimdi bir şey söyle abi. Şu anda Galatasaray taraftarı şey o mağlubiyetin acısı. Abi bir dakika ya. Ama çok önemli bir şeydi. Ama çok önemli bir şey konuşayım ondan sonra sen de söyleyeceksin. Unutmam lazım. Şimdi Galatasaray taraftarı bu bir mağlubiyet, bir acı bir mağlubiyet değil mi abi bu? Şimdi herkes bekliyordu Galatasaray gelecek diye. Bu camiayı hakikaten sıkıntıya soktu şu andan itibaren. Şimdi Galatasaray taraftarı ne düşünüyor abi? Ben söyleyeceğim. Lan diyor Fatih Hoca anlaştı diyor adamla konuştu. İrfan Can bize gelmek istiyor diyor dedi. Her şeyi ayarladı Fatih Hoca. Bütün altyapısını yaptı. Bizim tırnak içerisindeki beceriksiz yönetim gidip de adamın işini bitiremedi diyorlar. Hiç böyle bir şey diyen yok. Diyorlar. Ya. Hiç böyle bir derler. Şey diyen. Anket Gerson açılsın. Fernandez açtır derler. Anketi. Derler. İrfan Can'ın derler. Fenerbahçe'ye gidişi %10'u bulsun. %10'u bulsun. Ben bu masaya bir daha oturmam. İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye gidişi Galatasaray taraftarını üzdü mü diye. Sen şaka yapıyorsun herhalde evet ya. Abi. Sen var ya dünyada yaşıyorsun. Evlerde bir şey söyleyeceğim. Mars'ta mı yaşıyorsun sen? Bir şey söyleyeceğim.
Bak bir şey söyleyeceğim. Sen Mars'ta mı yaşıyorsun Galatasaray taraftarı Ultras'tan. Çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Ultras'tan açıklama yaptı. İrfan Can'ın, Fatih Terim'in açıklamasından sonra biz İrfan Can'ı istemiyoruz, Başakşehir'den futbolcu istemiyoruz diye. Ve bu süreçte 8-10 milyon euroya gelen boyutlarda 6 milyon euro üzerinde biz İrfan Can'ı istemiyoruz diye. Tek o rakama, Fener'in rakamına gelmiş Avcı'yı sen de söyledin. Fenerbahçe'nin rakamına gelmiş Galatasaray'da. Şimdi dolayısıyla yönetimin üzerinde, üretimin üzerine bence bir baskı mı oluşturdu? Oluşmaz olur mu abi? Bu mağlubiyet öyle şey yenilir yutulur bir mağlubiyet değil. Bakma sen Aykut. Ya bakma sen savaşın dediğine. Zaten istemiyor. Peki etrafında Galatasaraylı arkadaşlarımız. Kör olur badem gözlü olur abi. Galatasaraylı birçok arkadaşım var. Hiç üzüldük diyeni duydun mu? Almadan önce de söylerim ben. Almadan önce de bu rakamlara Fener alsın dedi abi. Biz başka yere düşürdüm. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bir yönetim krizi görüyorum. Yok mümkün değil ya. Ya bak, bak sana bak, söylüyorum. Bak gel buradan bak. Bak yönetim krizine bak. Bak. Görüyor musun? O kahve acı mı tatlı mı da hala onu anlayamadık bak, ya. Acı mı tatlı mı diye. Şey üzerinden git. Bir yönetim abi, krizi görüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Emre. Bir şey söyleyeceğim. 3 senelik Mustafa Cengiz, Fatih Terim birlikteliğin içinde şu transfer süreci sevgili Aykut hiç olmadığı kadar başarılı oldu ya. Bak bunu bu kadar iddialı konuşuyorum yani. Bir kriz falan değil. Alınanlar, satılanlar, gelenler, gidenler baktığın zaman hiç olmadığı kadar. Bak bu yönetimi en çok ben eleştirdim ya. Bunun daha ötesi yok yani. Transfer dönemi şu anda başarılı bir transfer operasyonu yapıldı bu. Ve Sayın Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Mustafa Cengiz'le beraber yapıldı bunlar. Bu görüşmeler. Şimdi Gençler Birliği maçı diyor ya sevgili Emre. Gençler Birliği maçı sonrası Fatih Terim sözlerine başlarken orada İrfan Can bizi, biz İrfan Can'ı istiyoruz. Sayın Başkan da bu transfer için ilk görüşmesini yaptıydı zaten yani. O arada bir görüşme olmuştu. Neyin krizi ya? Ben onu anlamıyorum yani. Şeyin. Orada bir görüşme bu arada olmuştu. Gelenleri gidenleri tüm takımlar hazırsa arada, verelim Ercan arada, sevgili rakam, yönetmenim. Rakamlar üzerinde zaten sponsorlar. Ekranda dönebilir. Sponsorlar vasıtasıyla zaten bu rakamlar ödenecek ama zaten Fener'in de marjı vardı. Fakat şunu da mesela biz işte çok pahalıya aldınız falan diye Galatasaray taraflarından şöyle bir şey söylemek istiyorum. İrfan Can'ın bonservisi Falcao'nun yıllık ücretten daha düşük. Yok canım ya. 7 milyon euro abi. Bir şey söyleyeceğim. Madem kaç paralık? 7 milyon euro kapaçlaması yaptılar. Falcao da bu gece geliyor herhalde. Bak ben de söyleyeyim Falcao öyle bitmedi. Daha o aslan kükremesini yapacak yani böyle. Tabii canım hala yapacak. Ve orada yalnız 7 milyon euro. Peki 7 milyon euro yapılan anlaşma şunu merak ediyorum. Akşam abi ben kap bildirimi söylüyorum. Başakşehir bir paylaşım yaptı geri çekti. Başakşehir kulübü akşam bir paylaşım yaptı geri çekti. İkinci satıştan niye 111 milyondan sonrası Başakşehir'e? Burada da bir şey var yani yanlışlık mı ya da böyle mi? Buna belki kızanlar olacak ama burada bu kadar transfere karşılık işte ucuz vesaire birine falan şey yapmayalım. Bu transfer süreci tekrar söylüyorum tebrik ediyorum. İrfan Can milli takım için önemli bir oyuncudur. En ufak bir kıskançlığı hiçbir Galatasaraylı bu transferi de bu şartlarda üzmemiştir. Galatasaray sponsorlarla, Fenerbahçe sponsorlarla hala bu transferlere sponsorların çok büyük katkısı oldu. Buna Sayın Başkan Mustafa Cengiz de mutlaka önümüzdeki günlerde bir teşekkür yapacaktır. Sevgiler geçmişte göğüs reklamını sponsorluğu yapan bir firma, yani inşaat firması her transfer döneminde kapısını çaldıkları zaman geliyordu. Burada da yine geldi. Sayın Erden Tümüray burada teşekkür etmeleri lazım. Çünkü her transfer döneminde ortaya kendisini koyuyor. Kampanya yapanlar yani kim katkı verdiyse bu tip şeylere hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Taraftar da yaptı. Fedale oluyor bu transfer ama tekrar söylüyorum öyle bir kriz hiç olmadı Emre. Hiç olmadı olmaz da bundan sonra kriz bekleyenler avucunu yalar. Abi burada çıktı ben sana söyleyeyim ya çok yakın bir zamanda göreceğiz krizi. Aslan gördün abi sen aslan. Aslan gördün dedin çok ya. Çok yakın bir zamanda hepsini göreceğiz. O aslanı ağzından kaçırdın bak ağzından kaçırdın aslan. Hayır falıma devam ettirmiyor beni. Ama yok, aslan. Ettirmiyor beni ettirse benim daha başka söyleyeceğim şeyler var da. Sen ne diyorsun peki sevgili Aykut, Serdar? Sana bir kısmet, Aykut sana bir kısmet görüyorum. Şimdi Serdar. Serdar. Aykut. Şimdi kabul edelim ki ara transfer.